Tuğçe'cim belki bir sonraki bağlantıda Deniz orada erzak alan depremzedelerle biraz sohbet edebilir. Ya da kamp alanında şu anda biliyorsun ana caddede bir hayat kurulmuş vaziyette. Başkan, ana caddede bir hayat kurulmuş vaziyette. Biz dün gece iner inmez uçaktan buraya geldik. Ve yani gördük, komşuluk var, insanlar birbirlerinin çadırlarının önünde buluşuyorlar, gençler tıpkı yaz akşamlarında bir sayfiye kentinde olduğu gibi spor salonunun, spor sahalarının kenarında oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Çocuklarla ilgili bir çok... Bir yandan sivil toplumun, evet biz dün kaydetmiştik bu görüntüleri, aynen ekrandaki bu görüntüler, sesini belki daha düşük verebilirsin ya da çünkü biz kendi kendimize yorum yapıyorduk bu görüntülerde. Ha üstüne ben anlatayım o zaman. Mesela bu alan Sayın Başkan da görüyor. Evet. Çocuk parkı. Biz geldiğimizde ve bu görüntüleri çektiğimizde saat gece 23.30'du başkan. İnsanlar orada çocuklarını çıkartmışlar. O gecenin soğuğunda hani oyalamak için belki kimisi uyumakta güçlük çekiyor. Kapıların önünde şunlar vardı. Bugün toplatmışsınız bunları galiba. Yok, bu sobalar hala var. Varillerde ateş yakmaya çalışanlar vardı. Şunlar. Şimdi şunlar onları dış, tehlikeli görmüşsünüz doğru, herhalde rüzgardan. Ama şimdi şeyler koymaya başladık. Dış mekan ısıtma üniteleri. Onları da gördük. Isıtıcılar, yani bu şeylerde kullanılan, yazlık olan, alanlarda tüplü kafeteryalarda, olan. Kafeteryalarda, işte restoranlarda kullanılan, onların sayısını arttırdık ve onları dağıtmaya başladık. Böylece onlar daha sağlıklı, daha güvenli, emniyetli ısıtıcılar olmaya başladı. Bu binanın içiyle ilgili bir şey söyleyeyim. 200 personelimiz, 200 de gönüllümüz sürekli çalışıyorlar. 24 saat hepsi buradalar ve gerçekten çok yoğun bir çalışma sürüyor. Bununla ilgili şunu söylemem lazım. Daha ilk saatlerden itibaren şunu fark ettik. Ya Türkiye'nin her yerinden, İzmir'in her yerinden yardım akmaya başladı. Ve şunu fark ettik, dedik ki yani eğer biz bu yardımları, bu destekleri eğer iyi koordine edemezsek bunlar heba olacak, boşa gidecek, hatta belki birbirinin ayağına dolaşacak. Dolayısıyla bizim asıl yapmamız gereken mesele bu yardımların koordinasyon, bunların organizasyonunu sağlamak, doğru ürünleri talep etmek ve gerçek ihtiyaçları talep eden vatandaşlarımıza anında ulaştırabilmek. Onun için en çok buna konsantre olduk, en çok buna odaklandık ve bununla ilgili örneğin bütün ilçelerimizde bir çağrı yaptık. Dedik ki bu böyle... İşte 100 kilo efendim et veya işte 200 litre su, 6000 tane maske ile bitecek bir şey değil. Sizin bize şu ihtiyaç listesi üzerinden sürekli olarak her hafta verebileceğiniz ürünleri tespit edin. Ve bunlardan o listeleri aldık ve o listeler çerçevesinde de sürdürülebilir bir hizmeti planladık. Yani şu anda yaklaşık 8000 civarında insan çadırlarda yaşıyor. Burada 2000 küsür varmış galiba. Burada burada 786 çadır vardı. AFAD'ın da kurduklarıyla beraber 2000'e yaklaştı. 2000 civarında burada var. Bunun dışındaki çadır alanlarında da toplam 8000'in üzerinde vatandaşımız, 8000 civarında vatandaşımız çadırlarda yaşıyor. Şimdi bu sürdürülebilir bir hizmet gerektiriyor. Çadır sadece işte çadırı koy, içine de battaniye ver, bununla bitecek bir şey değil. Yani onların işte tuvalet ihtiyacından, ısınma ihtiyacına, duş ihtiyacından, iç çamaşırına, çadır içindeki aydınlatmaya. Ya o kadar çeşitli ki ihtiyaçları. Şimdi burada mobil banyolar var galiba. Bakın bunları ilk 48 saat içinde kurduk. Peki bunlar sizde var mı? Yani her büyükşehir belediyesinin deposunda bunlar zaten düzenli olarak, sürekli olarak yok. Var olan lojistik stoklar mı? Yok, yok böyle bir şey. Ama bu arada o parantez içinde onu da söyleyeyim. Buradan çıkarttığımız derslerden biri de o. Biz böyle bir afet durumunda neleri stoklarımızda bulundurmak mecburiyetindeyiz? İlk anda bunları da tespitini peki, yapıyoruz. Peki nereden geldi bunlar? Ya işte dediğim gibi biz bunun koordinasyonunu sağladık. Dedik ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bizim 56 tane duş ünitesine ihtiyacımız var. 42 tane de işte mobil tuvalete ihtiyacımız var. Ankara Belediyesi dedik ki bir yemek servisi yapacak bir tıra ihtiyacımız var. Bütün bunları hem ilçelerimizde bölüştürdük bu hizmetleri, hem de tüm büyükşehir belediyelerimizde bize destek vermek isteyen ilçe belediyelerinde, Türkiye'nin farklı yerlerindeki kurumlardan, şirketlerden, STK'lardan, demokratik örgütlerinden. Hepsi sizde mi buluştu?
Dedik ki hepsini bize gönderin. Listelerinizi ne götürmek istiyorsunuz, ne göndermek istiyorsunuz? Biz bunların içinden burada gerçekten ihtiyaç neyse onu söyleyelim size ve siz bize onu gönderin. Şu anda burada bütün ihtiyaçlar karşılanabilecek durumda bir stok var. Şu anda biz bu 8 bin vatandaşımızın her ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak durumdayız. Artık arkadaşlarımız da ustalaştı. Sistem de tam anlamıyla oturdu. Tıkır tıkır işleyen bir sistem var ve biz tüm vatandaşlarımıza ne istiyorsa anında ulaştırabilecek bir haldeyiz. Ama siz 8 binden daha fazla bir rakam söylüyorsunuz Sayın Doğru. Başkan. Diyorsunuz ki 15 bin, 20 bin bandında insan evinden barkından olmuş. Uzaklaştı. Bir kısmı akrabasına gitti. Bir kısmı ikinci konutu varsa oraya gitti. Bir kısmı işte birleşti, komşuları destek oluyor. Yani burada şöyle rakamlar söylemem lazım. En son bu sabahki AFAD toplantısında 4018 ağır hasarlı yıkılmış veya acil yıkılması gereken yapı var. 5121 orta hasarlı bina var. Yani şimdi sadece orta hasarlılar ve ağır hasarlılar dediğiniz zaman bu rakam 10 bini buluyor. Çarpı her hanede. Her hanede 4 kişi ise 40 bini buluyor. Bunlar sadece orta hasarlı ve ağır hasarlı dediğimiz hasar tespiti tamamlanmış binalar. Yani bir daha geri dönülemeyecek yapılar aslında bunlar. Orta hasarlarla ilgili güçlendirme yapılarak içine yerleşilmesi mümkün anlamına geliyor. Ama ağır hasarlılar kesinlikle hiçbir şekilde içine girilemeyecek. Ya enkaza dönmüş ya mutlaka yıkılması gerekiyor ya da oturulamaz durumda olan yapılar. Bağımsız birim olarak, hane sayısı olarak 4018 hane bu durumda. Kısacası rakamlar dediğiniz gibi çok daha fazla aslında. Ama bizim şu anda çadır kentlerde, açık havada dışarıda, sokakta, parkta 8 bin vatandaşımız var. Ve bunlara sadece belediye çalışanlarınız da değil, aynı zamanda sizin de bir belediye gönüllüleriniz mi var? Evet, yani bu İzmir inanılmaz bir şehir. Kendiliğinden mi oluştu bu belediye Tabii gönüllüleri? Tabii ki, yani bunlar aslında pandemi döneminde de kendini göstermişti. Ne yapıyorlar? Geliyorlar sizin için, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz diyorlar. Tabii ki yani çadırların arasında dolaşıyorlar. Buradaki arkadaşlarımız, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız onları organize ediyor. Ve onların aynı zamanda doğru hedeflere yönelmesini sağlıyor. Dolayısıyla yani bir sivil toplum örgütüne, bir vakfa gitmiyor. Direkt belediyeye geliyor. Direkt biz belediye de size geliyor. Destek olmak isteriz, Tabii. çalışmak isteriz. Şimdi biz bakın pandemi döneminde 227 bin erzak paketi dağıttık. 227 bin ev ev, hane hane erzak paketi dağıttık. Ve bunların büyük bir bölümünü gönüllülerle yaptık. Gönüllüler toplanma alanlarında biriken erzak paketlerini toplayıp verdiğimiz adreslere gidip bunların dağıtımını yapmıştı. Artık bu konuda iyice pişmiş, olgunlaşmış bir gönüllülük kültürü var. Yani muazzam bir dayanışma kültürü yani var. Yani müthiş bir şey ve ben o genç kuşağa çok büyük bir hayranlık duyuyorum. Aynı zamanda da çok büyük ümit besliyorum onlarla ilgili.